Profesör Doktor Cem Kaptanoğlu'na davet ediyoruz. Cem Kaptanoğlu benim ustam, o nedenle onu anlatmak benim için ayrı bir kıymetli durum. Kendisinin konuşma başlığı Öznel Yollar, Yoldan Gelme, Yoldan Çıkma. 1983 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Birçoğumuz onu Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndaki çalışmaları ve yetiştirdiklerinden tanıyoruz. Ağırlıklı olarak Türkiye'de belki birçok kişinin çalışmadığı dönemlerde politik şiddet, aile içi şiddet, cinsel şiddet, özellikle işkence ve cezaevinde yaşanılan tecrit, şiddet ve işkencelerine ilişkin çalışmaları, travmayı güncel ve geçmiş haliyle bizlere görünür kılmasına ilişkin çalışmalarıyla tanıyor. Üniversitesinde kurduğu ve daha sonra Türkiye Psikiyatri Derneği çatısı altında sürdürdüğü psikodinamik yönelimi destekleyici psikoterapiler eğitimiyle de Türkiye'ye bir sürü eğitici ve terapist kazandırdı. Onunla ilgili dediğim gibi anlatacak belki çok şey var ama benim açımdan ustalığını söylemek çok daha kıymetli, çok daha doyurucu birçoğumuz açısından bu sorumluluklar için. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Yol, başkalarının geçtiği, aşina olduğumuz, daha önceden çiğnenmiş bir mekansa, bir yerse, bir alansa, bir düşünceyse, bir hayatsa, belki yani yola düşmek, yola çıkmak değil de yani yol açmak tartışılabilir mi? Yani yeni yollar mümkün müdür? Aşina olduğumuzun dışında kendimizin yürüyerek açabileceğimiz yollar olabilir mi? Ürkütücü olan, hani daha önceden gidilen yollara çıkmak değil galiba yeni yollar açmak. Yani biraz kaosu görmek, nereye gideceğini bilmeyen ya da bilmediğimiz bir izlek oluşturmak. O anlamda bu tabii ki siyasal felsefenin de önemli tartışma konularından birisi. Yani insanlar niye zincirlerini severler, köleler niye zincirlerini severler sorusu da bir bakıma bu yeni yollar, yol açmayla ilgili korkumuzun bir ifadesi. Bizi korkutuyor yeni olan şey. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte Frankfurt Okulu'nun sorduğu soruydu. Faşizm, katliamlar, komşunun alınıp götürülmesi. Niye insanlar bunu görmezlikten geldiler? Yaygın bir şekilde Almanya'da. Ve Marksizm o dönemde psikanalize başvurdu anlayabilmek için. Öznelliklerimiz niye bazı şeyleri görmezlikten geliyor? Acaba var olan yolda, tanıdık, aşina olan da sürdürmek için bir ısrarımız mı var? Ya da 1980'lerde yine Marksizm, değişen dünya, neoliberal fırtınanın başlamasıyla beraber o işçi sınıfının hiçbir zaman için kendiliğinden bırakıp kendisi için olmayla ilgili bir sınıf bilincine ulaşamayacağı endişesi ve korkusuyla yine psikanalize başvurdu. Deleuze-Guattari bir bakıma bu sürecin hep tartışmacılarıdır diyelim. Türkiye'de de benzer şeyler yaşıyoruz. Siyasal iktidar bunca olumsuzluk ve kötülüğe rağmen halen destek bulabiliyor. İnsanlar niye destekliyorlar? Hani bunu işte zeka düzeyiyle, cahillikle, makarnayla falan açıklamak tabii mümkün değil. İnsanlar bir otoriteyi, bir aşina olunan yolu tercih etmeyle ilgili bir eğilime sahipler. Ve bu eğilim ruhsallığımızın oluşum süreciyle yakından ilgili. Yani bizi var olanı, yerleşik olanı sürdürmeyle ilgili olarak çağıran şey sadece dışarıdan belli ideolojilerle bizi çağıran ve o yönü yönlendiren ve baskılarla yönlendiren filan bir şey değil. O çağrının, Althusser'in sözüyle, o çağrının bize hey Müslüman, hey sosyalist, hey vatandaş, hey mütedeyim vesaire diyen o sesin içimizde bir rezonans oluşturması gerekiyor. Yani bizde o sese uyum sağlayacak bir içsel otoritenin bulunması gerekiyor ki biz o dışarıdan bize şöyle ya da böyle yapmamızın, hangi yolların mübah, hangilerinin günah olduğunu söyleyen sesle ilgili bir tutum, tavır alalım. O nedenle ben bir bakıma bu sunumda bu içsel süreçten bahsedip bu içsel süreç acaba bir şekilde farklı bir yola gitmeyle ilgili bir potansiyeli de taşıyor mu sorusunu irdeleyeceğim. Evet, başlangıçta yol yoktu. Yani yeni doğan bir bebek için, bir infant için sadece bir kaos vardı. Bir içinde yürüyebileceği, izleyebileceği bir izlek yoktu. Beş duyudan gelen uyaranların oluşturduğu bir zihinsel kaos. Tenindeki giysinin dokunması, annesinin sesi, dışarıdaki kamyonun sesi, bir sürü duyumdan ibaret bir dünyayı sürekli yeniden yaşıyordu. Ve burada tabii ki bu uyaran bombardımanı, o kaygıyı, öfkeyi aynı zamanda çok önemli bir hisle, başlangıç için vazgeçilmez olan eksikliği hissettiriyordu ona. Bir şeyleri arıyordu. Yönlenmesi gerekiyordu, bunu sonlandırması gerekiyordu ve bir şekilde teskin olmak istiyordu. Yani zaten annenin ya da bakım verenin yaptığı da olur. Onu diğer uyaranlarla ilgili arasında bir mesafe koyup var olan o kaostan kurtarmak ve dingin hale getirmek. Bir yol arayışıydı bu. İlk yolda büyük olasılıkla bu bize iyi gelen ve bizi yatıştıran, o kaostan bizi kurtaran uyaranlar üzerinden kurmaya başladık. O bizim için bir çizgiydi. O çizgiyi oluşturmaya çalıştık. İç dünyamızda örneğin bunu nasıl yaparız? İç dünyamızda bizim için iyi, doyum yaratan olumlu şeyleri hatırlamayla, beynimiz onları tekrar aramayla ilgili bir yol açma sürecine girdi. Bu hepimizin hani kültürün, ideolojilerin kancasına takılmayla ilgili önemli bir eğilimimiz. Yani doyum, rahat, işte konformizm, tanıdık, aşina olan, buraya tutunarak yürümeye başladık. İlk yol belki bir o iyi duyumlarla ilgili bir histi. Bu anlamda bu süreç insan yavrusunun biyolojik doğumundan çok daha sancılı, çok daha zor bir doğum süreciydi. Yani biz bir bakıma bir yol arayışıyla doğduk ruhsal anlamda. Bir yol aradık ve bu yolu sürekli açma çabası içerisinde, ötekilerle ilişki içerisinde bir bakıma kurduk. Ama bu yolun kuruluşu tabii ki ötekilerden, nereden gideceğimizi bize söyleyenlerden ayrı bir yol değildi. Ötekilerle olan ilişkimiz anladım. Delirium ya da delilik, bir bakıma bu içinde yol açtığımız yere verilen isim. Bu kaosa, bu dağınıklığa, dezorganize ortama verilen isim. O deliliğin içinden açtık. İyiye tutunarak bir bakıma yolumuzu. Ve burada Melanie Klein tahrip edilme, yok edilme korkusu diyor. İlk hissettiğini bir çocuk analisti Melanie Klein bu konuyla ilgili bize öğrettikleri çok önemli. Ve bu durumuna infantın paranoid şizoid bir pozisyon diyor. Yani şüphe ve kaygı içerisinde. Her an her yerden bir uyaran patlayabilir. Her an istediğiyle ilgili doyum ve denge arayışıyla ilgili bir bozukluk ortaya çıkabilir. Öteki olmayabilir vesaire vesaire. Aradığını bulamayabilir. Böyle bir süreçte kaygıyı yaşarken aynı zamanda dünyayı da bölmek zorundaydı. Yani iyi ve kötü olarak. O yolu iyiler üzerinden tutturması gerektiği için her şeyi iyi ve kötü olarak bölmek onun için asli bir durumdu. Aynen kaotik bir dünyada yaşayan kitleler, toplumlar gibi. Yani splitting, bölmeyle ancak iyiyi koruyup tutabilmek mümkündü. O nedenle biz deliliğin içinden geldik. İlk yaşantımız delirikti. Ve etimolojik anlamda da bu bir bakıma aynı kökenden geliyor. Lira iz demek, yol demek lira. Delira yoldan çıkmak. Delirium ya da deliramentum delilik demek. Yani yoldan çıkmak, delilik. Yani o açtığımız yolun dışına çıkmak, delirmek. Deleuze-Guattari bakıma şizoanalizden söz ederken bu toplumsal anlamdaki delirmenin ancak bize empoze edilen yollardan çıkmayı mümkün kıldığını söylüyordu. şizoanaliz, bir şizofrenik kapıyı açıp çarpıp gitme gibi bir söylemleri vardı. Yani o var olan, yerleşik olanın yeniden öğretilmemesi için tek şey bir bakıma hakikaten delirmek midir? Dışarıya çıkmak. Delira bizim hep o liraya, yola dönmemizle ilgili kültürel, toplumsal çabalarla seyretti. Yola çıkışta bebek için başlangıçtaki görece, hiçbir zaman için o söylendiği gibi rahmetin nirvana vesaire, orada da bir sürü uyaran var ama görece biraz daha dışarıdaki nesneye bağımlılığın az olduğu bir yerden çok daha dışarıdaki nesneye tamamen bağlı olunan ve çaresiz kalınan bir yere çıktık. Bir bakıma zarf ve onun içindeki mektup gibi. Hani bu zarfın içindeydik, dışarı çıktık. Bu ters çevrilip ağzımıza meme olarak verildi ama bu meme de her zaman gidip geliyor. Bir kadına ait değil, başkasına ait. Onu kontrol edilmem son derece zordu ve yol zorluklarla başladı. Yolun başlamasında öteki vardı. Bir ötekinin bir parçasına ve bakımına muhtaçlık. Evet. Eksiklikti ilk karşılaştığımız şey. Ve bu eksiklik bizim kendiliğimizin kuruluşuyla ilgili temel dinamiği oluşturdu. Eksiklik tamamlamaya çalışıyorduk. Eksiğimizi bütünlemek için dış dünyaya, nesnel dünyasına, ötekine yöneliyorduk. Zaten filogenetik olarak da Ejder'in ilk sonunda da belirttiği gibi ötekine bağlanmayla ilgili eğilimlerimiz vardı. Yani ağzımıza bir şeyleri de emiyorduk, yakalıyorduk, tutuyorduk. Evrimsel olarak da böyle bir özelliğimiz vardı ve ötekine yönelik olarak bu eksikliği gidermeye çalıştık ama hiç bitmeyen bir eksiklik tabii bu. Tam doldurulması pek mümkün olmayan bir eksiklik. Evet. Çünkü boşun bu tablosunun olduğu gibi yani böyle bir bedensel parçalanmışlıktan kaçıyorduk. Yani bunu kültürel ya da toplumsal anlamda sosyolojik olarak söylerseniz Irak gibi olmaktan kaçıyorduk. Parçalanmaya o zamandan beri korkuyoruz. Bu dağınıklık, bu her yerden, kulağından gelen bir ağrıyla midesindeki açlık vesaire çok güzel anlatıyor o parçalanmışlık dönemini. O beden parçaları. Bunları toplamaya çalışırken ötekine yöneliyorduk. Evet. Burada annenin yüzü bunun için önemliydi. Yani yüz, Levinas'ın yüz yüze etik dediği, ötekiyle yüz yüze karşılaşmayla ilgili vurguladığı şey de bir bakıma benzemeyle ilgiliydi. Ötekini tanımayla ilgili, kendini ötekinde bulman, yüz yüze ahlak. Yani ötekiyle hemhal olmak, ötekinde bütünleşmekti. Ona sarıldık. O imajiner anlamda bütün o doyumsuzluklarımızın çözümü olarak annenin yüzü bizim için. O gittiği zaman kendimizi de kaybediyorduk. O geldiği zaman kendimizi buluyorduk. O bebek için. Aşina olana yakınlığımız ta buradandır. Tarihsel anlamda. Tanıdığa yakınlığımız. Tanıdık olanı bir bakıma buna hatta göçle ilgili olarak bebeğin belleği geliştikten sonra yabancıyı tanıma. Yabancı korkusu buradan geliyor. Yani bir bakıma pasaport kontrolü yapmaya başlıyor diyorlar bebek. Hangi yüz benim belleğimdeki aşina olduğum yüz? Hangi ses benim tanıdığım ses? Bununla ilgili aşina olduğunu aramayla ilgili bir eğilimimiz vardı. Tabii burada Winnicott diyor ki bebek annesinin yüzüne baktığında neyi görür? Kendisini görür diyor. Annesi, Dolto'da diyor ki o annesinden farklı değildir çünkü diyor. Annesinin yüzü nasıl ona yansıyorsa öyle görür. Ötekinden yansıyanı kendisi olarak görür. Kendini ötekinde bulur. Ben ötekidir yani burada. Bu imajiner bir ilişkidir. İlk açtığımız yer bu imajiner ilişkidir. Fantazilerle dolu, kendi kurgusal dünyamızı yansıttığımız, ötekini bir şekilde gerçekliğe yakın olarak göremediğimiz, sembolize etmediğimiz, onunla bir olduğumuz ve bu bir bakıma bizim kaçış yerimizdir. Bu bütünlüğe kaçarız. Bu yalnızlıktan, bu acıdan, bu ötekinin yüzüyle özdeşleşmiş kendiliğimize kaçarız. Kendimizi öyle kurarız. Bu son derece yolun başlangıcında ötekiyle özdeşimler kurup bir yola girmeyle ilgili önemli bir adımdır. Bir yola gireriz. Öteki üzerinden bir yola gireriz. Ötekinin ne dediğini, ötekinin ne düşündüğünü, daha önceki müzikle ilgili sunumda olduğu gibi ötekinin anlayabileceği şekilde konuşmayı da bunun üzerinden öğreneceğiz. Çünkü öteki bizi anladığı zaman onunla bir tanımlanma ve bütünlük ilişkisine ancak girebiliyoruz. Ama şizofrenin böyle bir kaygısı yoktur tabii. Kendi kendine konuşuyor. Burada ayna dönemi ya da imajiner dönem dediğimiz bu dönemin ardından gelecek olan şey tabii bizi türüste edecektir. Evet. Freud bu süreci tam da bir intrapsikik bir yol açma olarak tanımlıyor. Ben bunu yutmalıyım, bunu tükürmeliyim. İlk nesnelerle dış dünyayla ilişkimizin ana karakteristiği bu. Yutmak ve tükürmek. Yutulanlar bana ait olanlar, tükürdüklerim dışarıda bıraktıklarım. Dünyayı ikiye bölmeyle ilgili vurgu da bir bakıma buradan yine kaynaklanıyor. Yani kendimi böyle kuruyorum. Bir bölme ve dışarıda bırakma. Evet. Özdeşim kavramı devreye giriyor. Yani biz kendi içsel yolumuzu özdeşimler üzerinden kuruyoruz. Bir özdeşim kuruyoruz. Önce o ötekiyle, annenin yüzüyle kurduğumuz özdeşimde onun gibi olmak, kendini tamamen onunla aynı hissetmek, ondan ayrı olmamak hali var. Daha sonra bu özdeşim gelişerek devam edecek. Ego ideallerimiz çerçevesinde. Bu özdeşim kurma süreci bizim yollarımızı belirler öznel anlamda. Yani nasıl bir insan olacağımız, nasıl bir hayat süreceğimizi, ne yapacağımızı. Ve özdeşim kurduklarımız bir bakıma bize o yol gösterenler ve bizim esasında yolda kalmamızı sağlayanlardır. O yolda kalmamızı sağlarlar. Niye bazı ülkelerde de bizim ülkemizde bazı yol gösterenlerin, bazı farklı sözlerin yasaklandığını, değil mi? Hani Wikipedia'nın bile yasaklandığını düşünebiliriz. Yani bunlar bizim yeni özdeşimler kurmamızı, farklı özdeşimler kurmamızı bir şekilde engelleyen süreçlerdir. Siyasal iktidarların korktuğu şeydir. Nasıl özdeşimler kuracağımız. Evet. Basit taklit değildir çünkü özdeşim. Burada tabii özdeşim kurmak sadece öteki tarafından arzulanmak üzerine ona benzemek değil, onun gibi arzulamaktır da. Onun arzusuna sahip çıkmaktır. Onun yoluna girmektir. Hepimizin diğeriyle olan ilişkimizde hayır diyememe hallerimizin de bir şekilde ortaya çıktığı yerdir burası. Ötekini mutlu etmek, öteki tarafından tanınmak arzumuz bir şekilde bizi ötekine boyun eğmeye de götüren bir yoldur. Öteki tarafından burada çünkü bizim çok temel bir insani korkumuz olan sevilmeyle ilgili dışlanma, sevilmeme korkumuz vardır. Sevgiyi kaybetmeyle ilgili korkumuz vardır. Sevilmek isteriz. Talebimiz budur. Öteki tarafından görülmek ve sevilmek isteriz. Bu sevgiyle ilgili bu talep bizi yola sokar. En iyi öğretmendir diyor Freud. Sevgi. En iyi öğretmen. Psikoterapi sürecidir. Size olan kişi, öteki kişinin sizin gözünde şöyle ya da böyle olmasıyla ilgili analiz ilişkisinde de sevgi, onun sevgisini almayla ilgili şöyle ya da böyle ya da bir küçük çaresiz çocuğun sevgiyle ilgili o çırpınışı, kaybetmeme çırpınışı. O nedenle ötekinin arzusu kendi arzumuzun yerine geçer. Bu bakın önemli bir yol bulma hali. Öteki kimdir? Öteki neyi arzular? Hangi kültürün içinden bir ötekidir? Bizden ne ister? Nasıl yapmamızı ister? Tuvaletimizi nereye yapmamızı ister? Kaç yaşında çişimizi tutmamızı ister? Yemek yerken nasıl, memesini emerken ne yapmamızı ister? Öteki bizim bilmediğimiz bir yerlerimizi aradığında bir şekilde nasıl davranır? Bize su mu verir? Kaldırıp sırtımızı da pışpışlar. Ötekiyle ilişkimizdeki arzu ve benim kendimi algılamam arasındaki ilişki son derecelerindir bu anlamda. Ve ötekinin arzusuna gözümüzü dikeriz. O nedenle insanların yüzleri ilk okuduğumuz alfabedir. Kaşları yukarı mı kalkıp bana mı bakıyor, uyuyor mu, ilgili mi, ne yapıyor? Son derece önemli. Öteki, ötekinin yüzü. Marx bunu Freud'dan da önce söylüyor. Kendi dili, kendi terminolojisiyle. Biz benim diye dolaşan bir fikteci özle değiliz diyor. Peter, insan olarak kendi kimliğini ancak önce kendi aynı türden bir varlık olarak Paul'le kıyaslayarak yerleştirir. Paul bir ötekiyle özdeşim kurarak kendisinin ne olduğu konusunda bu ikili ilişki, bu imajiner ilişki son derece net olarak vurguluyor. Evet. Ve buna imgesel özdeşleşme diyebiliriz. İlk yolumuzdur. İlk başlangıç yoludur. Ötekiyle temasımız ve öteki gibi olmayla ilgili sürecin başladığı yerdir. Ötekinin gözünün içine baktığımız yerdir. Ötekiyle bütün olduğumuzu zannettiğimiz yer. Her aşk ilişkisinde aradığımız yerdir, imajiner. Yani imgesel özdeşleşme içindeki kendi kendimize hoş göründüğümüz imgeyle, olmak istediğimiz şeyi temsil eden imgeyle özdeşleşmemizdir. Yani sevgililer ondan böyle sorarlar. Niye dalgın dalgın başka yerlere bakıyorsun? Bana bak. ya da çocuklar dikkatlerini üzerimize o nedenle çekerler. İmajiner ilişkiyi sürdürmek için. Bu onların en önemli yoludur. O nedenle yalnız kalmak, terk edilmek, bir şekilde izole olmak, nefrete uğramak, damgalanmak, sınır dışı edilmek, bunlar hep korktuğumuz şeyler. Sevilmek isteriz, devlet bile olsa. En ufak bir sevecenlik gösterisinde nasıl umutlanıyoruz? İktidarın, devletin. Galiba daha demokratik bir şeye doğru gidiyorlar. Biz galiba bizi de görecekler gibi. Beni görüyor musunuz? Açılımlar filan. Bizi de gördüler. Keşke öyle bir öteki olsa ötekimiz. Ama burada bu geçişlilik hali, yani bir kendini bilmeme halidir bu. Ayrı olmama hali. Ötekiyle kendini bir bütün sayma hali. Yanıltıcıdır. Yanıltıcı ama çok... Aynı zamanda son derece önemli bir yanı vardır. Bizim ötekiyle olan ilişkimize bu hayalle ilgili, bu tahayyül gücüyle ilgili bir müdahalede bulunabilme imkanımızı sağlar. Bu hayal gücü buradadır. İsteklerimiz, arzumuz, nasıl bir dünya arzu ettiğinizi filan o katı, kuralcı dünyanın içinde müdahale edebilmeyle ilgili bir fırsatı sağlayan yerde budur. İstediğimiz, özlediğiniz bir yerlerin varlığıyla ilgili düşünce bir bakıma bu imajiner ilişkiden gelir. Bu imajiner ilişki bir yerlere müdahale etmelidir. Evet. Tabii ki bu ikili ilişki bir üçüncünün ortaya çıkmasıyla, babanın adıyla kesintiye uğratılmak zorundadır. Evet, özne olabilmemiz için. Böyle bir ikililik süremez. Yani bizim buradan ayrılıp dış dünyayla ilgili ve gerçek nesnelerle ilgili mücadele etmemiz gerekir. O nedenle bir yasayı tanımamız gerekir. Bu ikiliğin, bu imajiner dünyanın mümkün olmadığını, dışarıda bir gerçekliğin olduğunu ve bu gerçekliğin bize haddimizi bildiren, sınır koyan bir gerçeklik olduğunu öğrenmemiz gerekir. Bunu sembolik baba yapar. Yani annenin arzu meselesi. Annenin başka yere bakan yüzü. Ve sen benim her şeyim değilsin. Aramızda kuşak farkı var. Sen bana yetemezsin. Bak benim başka çocuklarım var. Hastalığım var, depresyondayım, işim var, para kazanmam lazım. Sevgilim var, beyaz diziler var. Yani ben bir kadınım onun ötesinde. Bu meselem olamaz. Bu mesajları anlamamızdır. Bunu kabul etmemizdir. İyiliştir. Vazgeçiştir. Bu yasa, bu söylem illa babanın olmasını gerektirmez. Bize bir bakıma kuralı hatırlatır. Hayır hatırlatır. Haddini bildirir. Evet, hani ben o dünyanın merkezinde her şeyi yapabilen, olabilen, o fantazilerle yaşayan, ötekiyle ilgili bir bütünlük hissi yaşayan ben mümkün olmadığını görür. Bir kısmını orada bırakır ve bir özne olmaya doğru giderim. Annemden ayrılırım ve o idealize ettiğim tüm güçlü, yasa koyan, kural koyan, büyük ötekiden de farklı olduğunu görürüm. Ve sorunun yanıtının onda olduğunu düşünürüm. Şimdi annemde yoktur yanıt. Ve ama bir yerde vardır bu sorunun yanıtı. Hala bana bir yolla ilgili bir fikir verecek ve yol gösterecek birini arar. Bu da çok temel bir yoldur. Bu ikinci yoldur. Bu bizi bir bakıma acılara, depresyona, anksiyeteye, kaygıya, aşka vesaire pek çok yere sürükleyen bir yoldur. Öteki biliyor. Bilen bir öteki var. Devlete karşı, otoriteye karşı saygımız da burada başlar. Yani yanıt orada. Esasında bilmiyordur. Sahtekardır. Babalar öyle. Bildiklerini farz ettiğimiz, bildiğini düşündüğümüz, bildiğini varsaydıklarımızdır. Bilmezler onlar. Ama ona ihtiyacımız vardır. Çünkü kaostan kaçmak ve bir şeyleri anlamlandırmak, organize etmek için böyle bir otoriteye ihtiyacımız vardır. Lacan buna babanın adı diyor. Yani bunu babanın adı derken gerçek babadan uzaklaştık biraz daha soyut bir yasa koyucu olarak tanımlamak için babanın adı. Babanın adı bir düzenleyicidir bizim dünyamızda. Yani neyin olması, neyin hangi yollara gidebileceğimizi, hangi yolların çıkmaz yolu olduğunu, hangi yolların bir bakıma bizi mutluluğa götüreceğini, hangi yolların başarının yolu olduğunu filan bize söyleyen. Bu tabii ki hangi yolu devrime götüreceğini ve onun tek olduğunu filan da söyleyebilir. Bütün yollarla ilgili bize her zaman için bir şey. Ama bir otorite, bir öteki buradadır ve ona bakmaya başlarız. Olmak istediğimize bir bakıma ego ideallerimizin filan olduğu yer. Özdeşim kurduklarımız. Hani şimdi eksiyim ama orayla olur gibi. Evet. Burada vurguladığım gibi bu işte iyiliş, kastrasyon olarak tanımlanan şey bir yoksunluk olarak yaşanır ve hazmetmesi son derece zordur. Ama burada da o imajiner peşimizi bırakmaz. Tamam, evet, tamam eksiyim, evet ben de olacağım, yani olabilirim, yollar açık mı bilmiyorum ama hani bu yetersizliği kabul ediyorum. Ama bundan sonra ben gündüz düşlerim var, düşlemler kurarım. Fantezi burada devreye girer. Daha en baştan beri vardır da bu da çok şiddetle girer. Fanteziler kurarım. Yani bu doyumsuzluk, çünkü burada doyum, yoksunluk var. Yani burada ben yoksunum, iyiliş edilmişim. Ne yapabilirim, bunu nasıl aşabilirim? Bu fantezi alanı son derece önemli. Fantezi, her zaman zaten zihnimizin arka planında var olan bu fantezi, bu ödükle beraber bu zorluğu, bu engeli aşmayla ilgili fantezilerdir. Bu nasıl aşabilir? Pek çok edebiyat, sanat, yaptığımız şeyleri bakıma bu fantezi alanında o zorlukları aşmayla ilgili bir egzersiz değil mi? Çocukların oyunları, değil mi? Çocukların oyunları çok tipik örneğidir. Bu aşma ile ilgili, bu fantazi ile ilgili. Oyunda bir senaryo yazarlar ve bu senaryoyu oynarlar. Ve oyunları hep onları bir bakıma yoksun, mağdur bırakanın aşılması ile ilgilidir. Burada Lacan yani bir terminolojiyle bu annenin önemsediği ve baktığı yerin çok önemli. Yani burada fallus penis değil tabii. Tüm güçlü, eksiksizliği imleyen yer olduğu ile ilgili bir yanılsamaya düşeriz. Yani o annenin arzusu, benim onu doyuramadığım, tatmin edemediğim şey ve orada onun tatmin olduğu ile ilgili bilgi benim onun annenin baktığı yeri fetişize etmemi getirir. Orası her şeyi biliyordu. Fallik olan odur. Ama şöyle bir çelişkim vardır. Yani ben derken erkek özelden söz etmiyorum. Yani kız ya da erkek çocuk için benzer bir süreçtir bu. Ve ben baktığım zaman orada hem olmak istediğim bir şeyi görürüm, madem eksiğim onunla nasıl ona benzer ya da ona yakın olabilir, hem de beni yasaklayan bir şeyi görürüm. Böyle bir paradoksal durumu vardı Fallik olanın. O otoritedir. Kural koyar. Hem arzularım gözüne girmek ya da onun gibi olmayı ama hem de beni yoksun bırakmıştır. Bizim bir bakıma iddialı olan ve düzenli olan ilişkimizdeki ikilem bu Fallik olanla olan ikilemimize benzer. Evet. Önemliler diyor ki eğer diyor babanın adı konuşsaydı sen Paulus değilsin derdi. Yani bizi sen her şeyi yapamazsın. Yani yap ama her şeyi yapamaz. O bir başkasına. Büyük ötekinin doğduğu yer bir bakıma böyledir. Öteki, bilen öteki. Her şeyi yapabilen öteki. Sırrın onda olduğunu bildiğimiz, düşündüğümüz yer. Çözebilecek birisi. Hem kitlelerde hem toplumda çok yaygın olan bilen öteki. Evet. Evet, biraz önce söylediğim çelişki. Hani bizim hem onun gibi olmayla ilgili özdeşim kurduğumuz hem de onun gibi olmayla ilgili bizi engelleyen şey, otoriteyle ilişkimizdeki bir paradoksu daha sonra bütün işte iktidar ilişkilerinde falan göreceyizdir. Yani hem o yüce şeyi görürüz, onun gibi değilizdir, onun eksiyizdir çünkü ama o aynı zamanda onun gibi olmak istediğimiz o yer bizi böyle olmaya, yani eksik olmaya iten şeydir. Yani ikili şey. Bizi başka şeyler yapmaya da ihtiyaç ediyor. Otoriteyle ilişkimizde. İkircikli bir ilişki. Burada yolu ruhsal anlamda yolumuzu çizmemizde çok önemli bir nirengi noktası haz ve hassızlık duygusudur. Buna kaygı ya da anksiyete diyebiliriz. İş dünyamızda hissettiğimiz o ne olduğunu bilmediğimiz huzursuzluk hissi. Bunun bilinç dışı süreçlerde de etkili olduğunu biliyoruz. Bazı şeyler bu otoritenin kabul edilmesiyle birlikte bizim için yasak sınırına girer. Mesela insest yasağı gibi, öldürmek gibi, nefret ettiğini öldürmek gibi ya da o anneyle ya da babayla, ebeveynle işte cinsel ilişki gibi. Bunlar bizim için bunları çağrıştıran imgelerin bile zihnimizde, aklımıza bilinç öncesinde gelmesi bile yoğun bir anksiyete ve korkuya yol açtığı için bastırmayı devreye sokar. Artık geçmişte haz ilkesiyle hareket eden, bir şeylerden haz almak, doyum sağlamak isteyen o bebek, ancak yolunu öyle bulan bebek artık doyumdan bir bakıma hassızlık çıkarmaktadır. Bazı şeylerin doyumu, bazı şeylere ulaşmak onun için hassızlık vermektedir. Paradoksal bir iş dünyamız oldu. Haz hassızlığa dönüştü. haz duyduğumuz şeyler bizde bir sınırı aştığı, yoldan çıktığı için hassızlık vermeye başladı. Ekonomimiz değişti iç dünyamızda. Hazın hassızlık olduğu bir sürece girdik. Şimdi burada tabii ahlak da ortaya çıktı aynı zamanda. Yani ben kendi narsistik arzularım ve kendi yayılma ihtiyacımla ötekinin sınırlarını, ötekini almak, sahip olmak, tümüyle yayılmakla ilgili olarak bir suçluluk duygusu hissetmeye başladım. Sadece o narsistik yayılmalar değil, artık bir ahlak ilkesi ortaya çıktı. O suçluluk duygusunu en aza indirmek için yapmam gereken ne? Bazı durumlarda vazgeçmek, sınırlarımı çekmek. Bu hep bakın yolun kenar taşlarına düşüyor bunlar. Freud zaten bunlara kilometre taşları demiştir. Buna nörosanista somatik işaretleyiciler diyoruz iç dünyamızda. Yani bizim hangi durumda ne hissettiğimizi belirleyen işaretler. Bu işaretlerin olması tamamen ötekiyle ilişki içinde ortaya çıkan bir süreçtir. Artık bizim yolumuzu belirleyen yol taşları vardır iç dünyamızda. Neden zevk alacağımız, neden korkunç şahsı olup iğreneceğimiz, neyin pis, kirli, iğrenç olduğu, neyin bizim için temiz ve istenir olduğu ile ilgili bir iç dünya kurulmuştur. Bu iç dünyada otoritenin büyük payı vardır. Gözün içine baktığımız yerin büyük payı vardır. Bu yolda gitmek bir bakıma bize huzur verir. Dışına çıkmak kaygı yaratır. Marx bunu yine çok iyi bir şekilde kendi dili ve kendi jargonu içinde söylüyor. İnsanı anlamak istiyorsanız diyor özetle, insanı anlamak istiyorsanız onun neden yarar sağladığı fayda ilkesiyle yaklaşamazsınız diyor. Fayda ilkesiyle, onu anlamak için diyor, bundan önce genel olarak her dönemde tarihsel olarak tadil edilen insan doğasıyla uğraşmanız gerekir. Tadil dediği bu. İnsan doğası hayvan doğasından farklıdır. Gerekirse kendini feda eder. Bu yolda gitmek için. İyi mi? Neredeyim? Gittiğim yol iyi mi? Evet, devam et. Yazıklar olsun. Bu sana yakışmadı. Nasıl böyle bir şey yaptın? Hemen hazır oldayım. Yol değiştirmeye hazırım. Ne yaptın? Nerede hata yaptın? Değil mi? Suçluluk duygusu. Baktığımız yer bizi ölüme de götüren bir yoldu. Bu baktığımız yer bir problem var. Bugün baktığımız yerler nereler? Nereye bakıyoruz? Toplumun nereye bakması isteniyor? Nasıl bir eğitim sistemi olması isteniyor? Nasıl bir nesil yetiştirilmek isteniyor? Kültür devriminde başarısız olduğunu söyleyen bir iktidar var. Ve ona benzer bir sürü dünyada benzer iktidarlar var. Diktatörler. Birçok şey yaptık ama kültür... Yani bizim istediğimiz yoldan giden özneler üretemiyoruz. Evet, burada yola girmede biraz önce söylediğim o bize bakan ve yolu işaret eden şeyle ilgili Freud diyor ki biz buna eğitim, öğretim verenler, çevresindeki sayısız tanımlanması güç bütün diğer kişiler ve kamuoyu bir bakıma oraya yüklenir, oradadır. Bize bakar ve ne yapmamız gerektiğini söyler. Eğitim sistemi, yargı, ideolojik aygıtlar altı söylediği, sistemin yeniden üretilmesinde var olanlar o devrenin içindedir ve öznelliği dış dünyaya, siyasete, işte topluma açan yerdir. Bu anlamda da üstbene, yani süperegoya, öz gözetimi, ahlaki bilinci dedi. Evet. Otorite bu farkları tanımaktır. Yerimizi bilmektir yani. Senetinde dediği gibi güç farklılıklarını tanımaktır. Güç farklılıklarını içselleştirmedir. Biz önce bu otoriteyi, dış otoriteden önce kendi öznel hayatımızda yaklaşık 3-5 yaşlarına kadar içselleştiririz. Otoriteyle ilişkimiz çok önemli ölçüde bir bakıma ve en azından yani şöyle ya da böyle oluruz hiç değişmeyiz anlamında değil. Otoritenin nereye sesleneceği iş dünyamızda açılır. Otoritenin nereden gireceğiyle ilgili bir açıklık oluşur. Evet. Orhan Pamuk bunu gözle çok iyi anlatıyor. Kendini bu bakışın altında, bu bakıştan oluşturmuştum Kara Kitap'ta. Ve bu bakıştan hoşnuttum. Kendi oluşturduğu bir bakış, kendisine bakıyor. Diğer slide lütfen. Yıllardır kendini dışarıdan görürken kendime çeki düzen veriyorum. Bu bakış bize yolumuzu gösterir. Yolla ilgili, hepimizin içinde olan. Evet, her şey yerli yerinde diyorum. Kendimi dışarıdan görürken yeterince benzemiyorum diyorum. Veya benziyorum ama daha gayret etmeliyim diyorum. Evet. Neye benzemek istediğimizle ilgili bize sorulan prototipler bizim yollarımızı belirler. Neye benzemek istiyoruz? Bu simgesel özdeşimimizdir. Burayı hızla geçiyorum. Evet lütfen. Bir diğerinde bir geriye gidebilir miyiz? Freud bunu o sözünü ettiğim, hani somut babadan söz ediyor belki ama burada o soyut babanın adı, Lacan'ın söylediği şeyi söylüyor. Hepimizin içinde var olan bir otoriteye bir bakıma tapınmayla ilgili yan o uyma, o babanın baba özlemi, baba arayıştır. Çünkü biz bir kaostan, yolsuz bir yerden geliyoruz. Yol açıyoruz ve bir kılavuz arıyoruz. Bize yolu gösteren. O anlamda da hani baba ya da o babalık figürü bir bakıma burada etkili. Evet. Evet, otoriteye kabul ederiz. Bize fırsat olsa da reddetmediğimiz bir yerdir otorite diyor Koyave. Fantaziden bahsettim. Fantazi bizim doyumla ilgili, o açlıkla ilgili gelen bir şeydir. Doyumsuzlukla ilgili olarak ortaya çıkar ve hayal kurmaya başlarız. Bu bizim için son derece önemli. Yol değiştirmede. Hayallerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yolu, farklı bir yolu açmaktır. Evet. İnfantın fantazi yoluyla hem dış dünyayı hem iç dünyasını nasıl yeniden kurduğunu vurguluyor burada Melanie Klein'in içer. Yani nasıl yeniden bir yeni farklı bir şey aramayla ilgili bir süreci başlattığını, evet. Ve toplumsal öznel olarak kimlik arayışımız, özdeşim kuracağımız yerler. Yani yine toplumlarda da hep bir eksiklik var. Çünkü toplum temelinde bir sınıf mücadelesi var ve yoksunluklar var. Bu yoksunluklarla toplum içinde tamamlanmaya arzuluyoruz ve kimlikler arıyoruz. Yol arıyoruz yani. Ve burada tabii özdeşim önemli. Evet. Peki yoldan çıkmış bir başka öznellik mümkün müdür? Bütün bu aşina alanların dışında kendine yolunu açan, yani Marx'ın deyişiyle farklı toplumsal ilişkiler hedefleyen siyasal bir tahayyül. Yani bugün hiç konuşmuyoruz. Hani komünist toplum mümkün müdür? Bir komünist ideal mümkün müdür hala? Bu özneleri yoldan çıkarabilir mi? Böyle bir dünya, farklı bir dünya olsun deyip öyle bir hedefi önümüze koyabilir miyiz? Yani baktığımız yer bize, evet doğru yoldasın militan, yürü falan dediği bir yer var mı? Böyle bir yer, böyle bir yer çok bir bakıma önemli bir sarsıntıya uğradı. Bu önemli bir kayıptı. Hani bizim yoldan çıkmamızla ilgili umudu azaltan bir yerdi, kayıptı bu. Evet. O baktığımız yer bugün burada, bu zamanda yaşarken bize gözcülük edebilir mi? Hani Orhan Pamuk'un gözü gibi. Yani şunu yapıyorsun, hani bunu yapman gerekir. Senin etiğine bu uyar. Belli bir ahlakı oradan görebilir miyiz? Böyle bir çakallaşma yaşanabilir mi yollarımızda? Yeni bir yol açabilir miyiz bu anlamda? Yeni bir öznellik demektir bu. Çünkü ideallerimiz farklı. Olması gereken dünyayla ilgili tahayyüllerimiz değiştiği zaman o tahayyül üzerinden bugünü kurabilir miyiz? Bugün şöyle ya da böyle olabilir miyiz? Bunlar çok önemli sorular bence. Yeni yollar açısından, evet. Mesela şöyle bir düstura ne deriz? İnsanlar özgür ve eşittirler. Eşitlik bir amaç ya da sonuç değildir. Yani biz eşit olmaları için insanlara mücadele ediyoruz, kurumlar kuruyoruz, destekler, fonlar oluşturuyoruz. Hayır. Eşittirler. Eşitlik için bir mücadele verilecekse bu ancak direniş ve siyasal mücadeleyle olur. Buna biraz daha ileri giderse herhangi bir devrim hakkıdır diyor. Devrim hakkından bahsedebiliyor muyuz? Evet, diyelim. Tabii bu yoldan çıkış, hani bu tamamen yerleşik olanın dışındaki sorular her zaman devletin gücünden çalar. Devletin gücünden çalar. O buralara çıkılmasını istemez. Pek çok yol açıktır ama bazı yollar kapalı. O kapalı yollar, o kapalı yollardaki sorular tehlikeli sorulaktır bu anlamda. Yani o bizim bugünkü var olan ideolojik iklim içerisinde mümkün olmadığı söylenen, mümkün kılabilecek bir fantezi dünyamız var mı? Yani bize hep mümkün olmadığı, bittiği, alternatifsizliğin olduğu meşhur Tina denilen o kraliçe, başka bir alternatif yok. Anlatımı içerisinde bir alternatif görebiliyor muyuz? Ve burada mümkün olanın içine mümkün olmayanı sokmak tamamen o fantazi ya da imajiner olan mücadeleyle ilgili. Fantazilerimiz, hayallerimiz var mı? Evet. Mesela bu en ünlü deli, yoldan çıkmış deliyle. Daha iyi delilikler mümkün mü? Yani daha iyi delilikler, yeni yollar, yeni delilikler. Çünkü bunu söylüyor Cervantes bize. Yerine oturup her şeyi kabul etmek yerine delirmek. ya da en son bir İspanyol şairin dizeleriyle bitirelim. Olmayan yolları açmayla ilgili iyidir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu iki konuşmayla birlikte yolun ve yolcuların öyküsünden belki en sonunda yolu yapanların öyküsüne doğru gelmiş olduk. Şimdi diğer oturumun başlaması için çok kısa bir süre kaldı. Ben arada soru sormanızı biraz araya doğru aktararak sadece bir soru alabileceğim. Ona da çok kısa bir şekilde yanıt vermek üzere. Eğer varsa bir tek soru alabiliriz. Evet, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Son zenni bir idea tanımınızda o dış göz hukucu bir anlamıyla sadece siyasi iktidar dışında mikro iktidarlar gibi mi okumamız lazım? Her alanda bir başka bir yol açabilmek için bir başka yol. Yoksa sadece bir siyasi iktidar tarzı. Belki burada Marx'ın tanımıyla diğer bir renklere rengini veren bir ışık dersek, bütün mücadele alanlarında yeni bir, yani çevreyle, kadın haklarıyla vesaireyle ilgili yeni bir idea, ama bütün bunları organize eden bir başka, o çok temel bir ideanın belki de bakışında. Öyle diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza katıldığı için. Kısa bir aramız olacak. Diğer sunum sizi ilan edecek. Hemen aramdan başlayacak.